Şuna bak. Ne var acaba içinde? Kadın mı? Erkek. Suç aleti de valizden çıktı başkomiserim. Testere mi? Evet. Bu da parçalanmış yani. Valize sığdırmak için de yapmış olabilir. Herhalde batacağını düşünüyorum. Batmamış olsa bile Deniz bir sürü şey alıp götürmüştür. Doğru başkomiserim. Parmak izi almak bile çok zor olacak. Ceset oldukça şişmiş. Ulan bir böyle manyağımız eksikti memlekette ya. Bu psikopatı yakalarsak eğer haberiniz olsun sorguya ben tek giriyorum ha. Önce bir yakalayalım sonra bakarız. Açsana. Ya boş verin başkomiserim ya. Önemliyse gelsin kendi söylesin. Kim? Bahar. Selim. Ne yapayım ya? Arıyor sabahtan beri zırt pırt arıyor yani. Ya ne yapsın kız? Ne zaman aradı? Parçaları bulmaya başladığımız gün. Bütün gece aradı yani. Alo işte parmaktan aldığımız DNA işte öbür parmağı da bir kolda tuttu. Yani ne kol, bacak, böbrek, dalak varsa hepsini de aradı ya. İşini yapıyor kız. Ya hoş versin işini yapıyormuş. Önemliyse sizi arasın. Aradı mı? Aramaz. Niye? Çünkü gıcıklığına yarıyor. Heh. Niye telefonumu açmıyorsunuz? Sen benim aradın ya. Bakayım. Aa aramışım. Ya telefon sessiz de olduğundan. Bundan ben şimdi açarım hemen telefonu. Çat. Başkomiseri arasaydın. Aradım. Kapalı. Aa, şarjım bitmiş. Valizin içinden çıkan testere yeni alınmış. Salak gibi niye suç aletini valizde bıraktıysam? Yakaladığımıza kendine sorarsın. Ben soracağım ona daha neler soracağım da onu bir yakalayalım, onu bir yakalayalım. Ben asrın sorgusu olacak o. Anlaşıldı, sorguya ben gireceğim demek yani. Yapmayın başkomiserim ya. Selim yani şu dediklerine... Pardon. Bakayım. Devam edebilir miyim? Pardon Bahar. Devam. Testlerin alındığı yeri bulduk. Ne? Niye söylemiyorsun kızım başından beri? Fırsat vermediniz ki. Nereden alınmış? Öyleyse güvenlik kamerası vardır. Selim komiserim. Selim. Efendim. Nereye gidiyorsunuz? Bak ya bir de hesap mı soruyorsun bana? Yo hayır sadece nereye gittiğinizi merak ediyorum. İşte dedik ya bizim gideceğiz bakacağız bakalım. İstanbul'da 5 tane şubesi var. Belki nereye gideceğinizi bilirseniz işiniz kolaylaşır. Bak sen. Sen beni gıcık mı etmeye çalışıyorsun? Yok hayır sadece siz biraz tez canlısınız. Zeynep de öyle derdi. İşte çok tez canlısın, çok acelecisin falan filan. Ne yapayım kızım mal budur yani işinize gelirse. Bir şey sorabilir miyim? Soramazsın. Katili yakalarsak sonra. Depo kayıtlarına göre bu hafta o testereden 3 tane satılmış komiserim. Ayrıca onlardan. Evet ama sizin barkodu verdiğiniz testere çarşamba günü saat 14.20'de satılmış. Abi zor değil mi ya bütün kayıtları böyle takip etmek? Her ürünün kendine ait kodu ve bir alt kodu var. Ayrıca kasalarımız fiş keserken gün ve saat belirtiyor. Ürün o akşam depodan düşüyor. Vay be iyiymiş. Kaydı görebilir miyiz? Tabii işte burada.
Ya ufak tefek minyon bir kadın o kadar adam doğramış olamaz. Testere almış olması katil olduğunu göstermez. Katil içinde almış olabilir. Ya aklıma bir şey geldi. Belki de katil testereyi kadından çalmıştır. İşte bu daha düşük bir ihtimal. Değil mi? Evet, bakalım o kadar beklediğimize değecek mi? Ne beklediğinize bağlı. Ece bir protezden bahsetmişti. Evet. Mezarlıkta bulunan kesik bacak ilk erkek kurbana ait. Ece'nin görüştüğü uzman kesik bacaktaki protezin 80'lerde özellikle askeri hastanede kullanıldığını söylemiş. Biz de içindeki seri numarasından takip ettik. Ya şimdi Sade'de gel diyeceğim ama başkomiser kızacak biliyorum. Protez 1987'de geçirmiş olduğu bir kaza nedeniyle Sezai Gönül adlı bir yere takılmış. Nasıl komiserim? Beklediğinize değdi mi? Süper. Nüfus kaydından adresine ulaşılan son maktul Sezai Gönül'ün evinde olay yeri inceleme ekibi arama başlattı. UV ile tarama yapalım. Gürkan, ışığı açar mısın? Belgin'in evinde de durum aynıydı başkomiserim. Başkomiserim, bir bakar mısınız? Burada da izler var. Kan mı? Büyük ihtimalle vücut sıvısı. Hemen örnek alalım. Neden evi temiz bırakıyor? Yani temizlerse onu bulamayacağımızı düşünüyor olabilir. Böylece öldürdüğü kişilerden de kurtulmuş olacak. Komşulardan bir şey çıktı mı? Bir gürültüler duymuşlar ama pek de kale almamışlar. Ya adam zaten genelde de gürültücüymüş. Sürekli içip taşkınlık yapıyormuş zaten. Yani sürekli takıldığı bir kahve varmış. Hangi kahve olduğunu söyledi mi? İki sokak ödedeymiş. Tamam, sen halledersin. Benim otopsiye gitmem lazım. Tamam. Mehmet Kantarcı, 38 yaşında, kahvehane sahibi. Nedir, her gece gelir miydi buraya? Hemen hemen, zaten gelmedi mi anlardı. Neyi anlardınız ya? Bizim Sezai biraz çapkındı. Karı kız ayakları falan vardı. Zaten ortadan kaybolunca da yine iş üstünde zannediyorduk ama... Allah taksiratını affetsin. Yok muydu takıştığı birileri falan? Yok komiserim ya, günlük oyun tartışmaları falan işte. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama... Bizim Sezai biraz vurdum duymazın tekiydi. Öyle her şeyi kafaya takmazdı. Takıldığı kadınları biliyor musun? Hemen hemen her hafta değişirdi yani. İşim gücüm yok, onu mu takip edeceğim yani? Doğru ya. Bak bakalım bunu tanıyor musun? Belgin değil mi bu? O mu? Belgin Toptaş. Amma yaşlanmış, vay be. Bir ara fena takmıştı Sezai'ye kafayı. Kahveye bile baskın yapardı. En son ne zaman gördün? Vallahi yalan olmasın ama 15-20 yıl falan oldu yani. Ve Sezai, o hala görüşüyor muydu kadınla? Sanmam. Yakasını kurtarmak için çok uğraştı kadınla. Zamanında bana çok dert yandı. Ne zaman bitecek bu? Yakalanıncaya kadar durmayacağı kesin. Artık yakalasanız iyi olur Orhan. Gerçekten bıktım bu olayda. Benim de canım sıkılmaya başladı. Akciğeri delinmiş. Giriş yarasına bakılırsa... Arkadan şişlenmiş. Şiş mi? İlginç değil mi? Kimlik tespiti lazım bana. Parmak izini almak oldukça güç olacak. Çünkü uzun süre suda kalmış. Ne düşünüyorsun? Her an yeni bir kurban çıkacak diyordum, patlıyor. Yani öldürdüğü yetmiyor. Bir de alay eder gibi sağa sola parçalarını saçıyor. Üstelik gitgide daha da az iz bırakıyor. Evet, önemli diye mesaj atmışsın. Vay, ne oldu? Konuşmuyor muyuz artık? Vay aman yarabbi ya. Ne yapsam ben şimdi? Nasıl affettirsem kendimi? Dağlara mı vursam, taşlara mı vursam kafamı? Ciddi misin sen ya? Başkomiserim. Ne oldu?
Şu son bulduğumuz ceset vardı ya. Bulmuşlar mı kim olduğunu? Hayır. İlk bulduğumuz testlerinin üzerinde bir kadına ait DNA vardı. Rüstem'in üzerinde DNA'sı çıkan. Evet. Son bulduğumuz ceset kadının kardeşiymiş. O zaman katil kadın olabilir. Ya da katil adamı öldürdükten sonra kardeşini kaçırmış olabilir. Bu kadar kişiyi öldürdün. Niye onu öldürmedi? Ne bileyim, belki de zorla yardım ettiriyordur. Kafam karman çorman oldu Selim. En iyisi baştan başlayalım.